Radyo, siz değerli üreticilerimizi bilgilendirme amaçlı gönüllü üretici bilgilendirme platformu HiCep tarafından hazırlanmıştır. HiCep, ülke üretiminin artmasına ve üretimimizin kalkınmasına yönelik yapılacak olan tüm çalışmaları tarafsızlık ilkesinde gönüllü olarak ücretsiz duyurmakla mükelleftir. Devletimizin resmi kurumlarının yürütmüş olduğu hibe ve düşük faizli kredi programları, duyuru videoları siyasi ranta alet edilemez. Büyükşehir Belediyesi'nin destekleme faaliyetleri de zira aynı şekilde. Videolarımız siyasi amaç taşımamaktadır. Kanalımız tarafsız, güvenilir üretici platformudur. Ülke üretiminin artmasına ve üretimimizin kalkınmasına yönelik bireysel programlarınız varsa, uygun fiyata alet, ekipman, canlı hayvan, ham madde, iş yükünü azaltacak teknolojik ürünler ve benzeri, kim olursanız olun, hangi siyasi görüşten, hangi mezhepten olursanız olun, HiCep gönüllü olarak ücretsiz duyuru ve reklamınızı yapacaktır. Dilediğiniz zaman yorum kısmından iletişime geçebilirsiniz. Kendi işinizi kurma hayaliniz varsa veya mevcut işletmenizi büyütmek istiyorsanız, hayvanları seviyorsanız, tarım ve hayvancılık, teşvik, hibe, kredi ve destekleme programlarından anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olabilir. Merak ettiğiniz konularda dilediğimiz zaman yorum kısmına yazarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bu arada 2023 bahar dönemi teşvik, hibe, kredi ve destekleme programlarının duyurularının yapıldığı ve başvurularının alındığı dönemdir. İlerleyen günlerde hayvancılık, bakım, besleme ve sağlık konularında da bilgilendirme videoları paylaşıma sunulacaktır. İyi seyirler. 2023 yılı buzağı desteği ne kadar? 4 ay ve üzeri buzağlara 350 TL baş. Bunlardan bakanlıktan izinli etçi veya kombinörük boğaların tohumlanmasından doğan buzağlara 600 TL baş. Döl kontrollü boğanın yavrusu ile ilave 50 TL baş. Yetiştiricilik bölgesi illere ilave 200 TL baş ödenmektedir. Peki buzağı desteği başvuru şartları ve gerekli evraklar nelerdir? Buzağı TÜRKVET kayıtlarına göre doğduğu işletmede en az 4 ay yani 120 gün süreyle yaşamış olmalıdır. Ancak en az 50 baş dişi sığırı, soğutma tankı ve makineli sabit sağım sistemi bulunan işletmeler 4 aydan önce buzağlarını satabilir. Bu buzağlar 120 gün yaşamış ve aşıları tamamlanmış ise desteklemeden faydalandırılır. İşletmeler il ilçe müdürlüklerine müracaat ederler. Şartları sağlayan işletmelerin listesi askı ve veya hak ediş listelerinin yayımlanmasından önce HiGEM'e bildirilir. Buzağların programlı aşıları dişilerde Brusella ve Şap, erkeklerde Şap yapılmış ve veteriner bilgi sistemine kaydedilmiş olmalıdır. Hastalıktan ağrı işletmelerde Brusella aşısı şartı aranmaz. Buzağların analarında ilkine buzağlama yaşı 510 ila 960 gün arasında veya destekleme kapsamındaki buzağlaması ile bir önceki buzağlaması arasındaki süre 235 ila 600 gün olmalıdır. Bu parametreler e-istah kayıtlarından, e-istahta kayıtlı olmayan ineklerin ise e-istahta kayıtlı buzağlarından hesaplanır. E-istahta kayıtlı ölü ve doğum yavru atma hadiseleri buzağlama olarak kabul edilir. İneklerin TÜRKVET kayıtlarına bulunan ancak e-islaha kaydedilmeyen buzağları hesaplamalarda dikkate alınmaz. Başvuru yeri, şekli ve zamanı. Yetiştiriciler desteklemeyi hangi yetiştirici, üretici örgüt üzerinden almak istiyorsa, almak istedikleri örgüt üzerinden, kooperatifler aracılığıyla almak isteyenler, bölge veya il üst birlikleri üzerinden, soy kütüğü ilave desteklemesi alacaklar, damızlık sığır yetiştiriciliği il birlikleri üzerinden, herhangi bir örgüte üye olmayanlar ise doğrudan il ilçe müdürlüklerine başvururlar. Başvurular birinci dönem için 02.01.2023 tarihine kadar, ikinci dönem için ise 03.04.2023, 15.06.2023 tarihleri arasında yapılır. 2023 yılı anaç koyun keçi desteği 50 TL olarak belirlenmiştir. Peki başvuru şartları ve gerekli evraklar nelerdir? Bu destekten yararlanmak isteyen üreticiler damızlık koyun keçi birliklerine üye olmaları gerekmektedir. Destekten yararlanmak isteyen üreticiler kayıtlı olduğu üretici birliğine bir dilek ile başvuruda bulunur. Değerli hayvanseverler, değerli üreticiler, en çok merak edilen ve en çok tercih edilen destekleme programlarının kısa bir açıklamasını yaptık. Bunların haricinde 2023 yılı için aktif olarak başvuruda bulunabileceğiniz destekler: ıslah amaçlı süt içerik analiz desteklemesi, malak desteklemesi, dişi manda desteklemesi,
sürü büyütme ve yenileme desteği. Arılı kovan desteklemesi. Damızlık ana arı desteklemesi. İpek böceği yetiştiriciliği desteklemesi. Sürü yöneticisi yani çoban istihdamı desteği. Düve alım desteği. Besilik erkek sığır veya manda desteklemesi. Tiftik keçisi yetiştiricilerinin ve tiftik üretiminin desteklemesi. Atık desteği. Hastalıktan ağrı işletme desteklemesi. Programlı aşı ve küpe uygulamaları. Hayvan hastalığı tazminat desteği. Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi desteği. Değerli hayvanseverler, değerli üreticiler, merak ettiğiniz ve detaylandırmamızı istediğiniz destekleme programını yorum kısmından yazarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. En kısa sürede o destekleme programı hakkında detaylı bir video hazırlanacaktır. Bu tarz videoların devamı için evcil hayvan bakım, besleme, sağlık, hayvancılık, teşvik, hibe, kredi ve destekleme programlarından anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olabilir ve merak ettiğiniz konuları dilediğimiz zaman yorum kısmına yazarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun. Sağlıcakla. Hayvancılık desteklemelerinin bulunduğu resmi gazeteye nereden, nasıl ulaşabilirim? Tarayıcınıza 2023 Buzağı Desteği resmi gazete yazın. Çıkan sonuçlar içerisinde ikinci sırada yer alan resmigazete.go.tr eskiler 2022/11 tıklayın. Açılan sayfa 12 Kasım 2022 tarihli resmi gazete. Hayvancılık desteklemeleri hakkında merak ettiğiniz her şeyi burada bulabilirsiniz. Tarım ve hayvancılık yatırımlarına 250 bin TL hibe. Uzman eller 2023 dönemi başvuruları başladı. En önemli kriter tarım ve hayvancılıkla alakalı bölüm mezunu olmak. Başvuru şartları, kriterler, hangi projeler hibe kapsamına girmekte gibi sorularınızı yanıtlamak adına HiChep YouTube kanalımıza detaylı bir video mevcut. Dilerseniz izleyebilirsiniz. Yok ben video falan uğraşamam diyorsanız il ilçe tarım müdürlüklerinizden detaylı bilgi alabilirsiniz. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun. Sağlıcakla. Süt sığırcılığı 5 baş 300.000 TL, 60.000 TL'si hibe. Süt koyunculuğu 30 artı 1 baş 170.000 TL, 34.000 TL'si hibe. Tamamen faizsiz ve %20 hibe imkanı ile Orköy Kredi Programı. Resmi belgelere nasıl ulaşabilirim? E-Devlet üzerinden nasıl başvuru yapabilirim gibi sorularınızı yanıtlamak adına HiChep YouTube kanalımızda detaylı bir videomuz mevcut. Dilerseniz ziyaret edebilirsiniz. Merak ettiğiniz konularda yorum kısmından yazarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. YouTube dışında kalan diğer platformlarda yorumlarda kelime sınırı bulunduğundan dolayı maalesef yorumlarınıza tamamen yanıtlayamıyoruz. Bu nedenle sizleri HiChep YouTube kanalımıza davet ediyoruz. Abone olmasanız da olur. HiChep tarafsız, güvenilir, gönüllü üretici bilgilendirme platformudur. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun. Sağlıcakla. Devlete ait arazi yani hazine arazisini uygun fiyata kiralayabilir veya satın alabilirsiniz. Nasıl mı? Tarayıcınızdan E-Devlet uygulamasını açın. Arama bölümüne Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı yazın. Çıkan hizmetlerden kiralama ilanları ve kiralamaya hazırlananlar tıklayın. Açılan sayfada aktif ilanlar yer alacaktır. Bölgenize ve bütçenize uygun araziyi seçerek hem bütçenize hem de ülke ekonomisine dolaylı yoldan katkıda bulunabilirsiniz. Hayvancılık, teşvik, hibe, kredi ve destekleme programlarından anında haberdar olabilmek için dilerseniz YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun. Sağlıcakla.